Evet, bugün 4 Nisan 2015. Burası Emir Alem Değirmendere Değirmendere Mahallesi. Köyü ve Türkiye'nin çilek üretim merkezlerinden Emir Alem'deyiz. Ve çilek üreticilerimizden Ahmet Aydın. Aydın Beyefendi. Daha önce kendilerini 2014 Ağustos ayında dikilen bu çilek bahçesinde rekor gelişimi kullandığı yerde var, kullanmadığı yerde var. Aynı tarla içerisinde kıyasladı ve ta Ağustos ayında diktiği çilek için Ekim ayında pozitif farklarını belirtmişti. Evet. Yine aynen daha şu an çiçekleme döneminde ve meyveye yatacak durumda. Bu halde Ahmet Bey, rekor gelişim. Bu arada yine kendi hemşerilerinizden İsmail Güngör. Güngör Beyefendi ve Ali sağ ol. Sağ ol. Ali Say Beyefendi. Ali Bey, Ahmet Bey, ne fark var kullandığımız yerlerde? Anlatır mısınız? Şimdi ilk kullandık, daha önceki çekimde de söyledim. Evet. Bir su yönünden bu bölge, verilen bölge su az veriyor. Az su istetiyor rekor gelişim. İki, Evet. verilen bölgede gerçekten sinek olayı Beyaz sinek olayı. yok. Beyaz sinek olayı önemli midir çilek Önemli, üreticiliğinde? önemli. Bitki sıkıyor, bitkinin damarından yani Söylemiyor. emiyor, suyunu emiyor. Peki arkadaşlar, bu bahçede kullandığımız yerde, rekor gelişim kullandığımız yerde beyaz sinek var mı arkadaşlar? Hayır, yok. Rahatlıkla. Peki ilaç kullandınız mı, ilaç sinekle Şu an, alakalı? şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Peki kullanmadığımız yerde var mıydı arkadaşlar? Baktık aynı tarlada. Var. Var. Yani rahatlıkla sizler de şahitsiniz, Artı görüyorsunuz. Evet. şu yönden de faydasını gördüm ben. Şu ana kadar şuraya 5 kilo map, Evet. 10 kilo da MKP verdim. Başka hiçbir şey Sadece vermedim. gübre kullandınız. Başka hiçbir şey Zaten vermedim. biz de böyle tavsiye ediyoruz. Bakın, biz de zaten böyle tavsiye ediyoruz, tamam mı? Peki arkadaşlar, şimdi şöyle bakalım. Baktığımızda arkadaşlar, kullanılan yerde bir anlatır mısınız? Yani Şimdi şu, evet, ne kardeşleme fark olayında var? fark var. O yanda 3-4 kardeşleme var. Burada 5-6 hatta 7 olan da var. Evet, aynı tarladayız. Aynı Aynı tarladayız. zamanda ekildi, aynı şeyler kullanıldı. Evet. Ama Ve tohum olarak da evet. bilmiyorum ama buradan yaklaşık kök başına kimse inanmıyor bunu. 3 kilonun üzerinde tohum var. Evet. Bunu hiç kimse de anlatamıyorum. Kimse de Sonuca bakacağız. inanmıyor. Sonuçta da geleceğiz buraya. Yani. Arkadaşlar, siz çiçeklenme konusunda, kardeşlenme konusundaki sayıya katılıyor musunuz? Daha Katılıyoruz. fazla kardeş olduğunu siz de saydınız, baktınız. Peki yapraklardaki genişliği görüyor musunuz arkadaşlar? Yani belirgin şekilde Evet, bu kullanılmayan taraflara göre. yapraklar daha geniş, o yana biraz daha küçük. Evet, biraz daha küçük olduğunu Yapraklar biraz daha görüyorsunuz. küçük. Daha küçük. Şerim Hanım, Ahmet Bey'e sorularınız var mı? İsmail Bey'e, Ali Bey'e sorularınız varsa siz de ziraat mühendisi olarak dinleyelim. Ahmet Bey, toprağınızda ne gibi bir değişim gördünüz? Toprağında ya bitki besledi diyeyim ben, ne diyeyim yani bitki toprakta ne varsa aldı. Evet. Diyorum ya, hiçbir şey vermedim. Yani millet şimdi, vatandaş diyor ki çilek fazla boylanmasın. Bu cins fortuna cinsi. Fortuna cinsi çilek. Fortuna'da daha önce ilk diktim ben. Evet. Aynı şekilde yüksek oluyor ama Hı. verimi çok güzel yatıyor. Evet. Korkmamalarını istiyorum ve bu ürünü de kullansınlar. Ve maliyeti de o kadar yüksek bir ürün değil. Bir mantar gibi bir şey, bir hastalık geçirdim. Sonuçta sera. Mantar yok. Ben ilaç atmadım buraya, bakın. Hiç daha bir tane Evet. ilaç atmadım. Peki Ahmet Bey, ayrıca 2015 biliyorsunuz çok hızlı soğuklarla başladı. Sonra Evet. 50 yılın soğukları geldi. Siz bu serayı ne zaman kapattınız? Ben bu sırayı bu yıl geç kaldım. Soğuklardan dolayı, Kaç gün fırtınadan önce dolayı kapattınız? 28 Şubat'ta kapattım. Evet. Aşağı yukarı 31-32 gün Ama kullandım. asıl aşırı soğukları yiyen bir durumda şu Tabii, anda. tabii soğuklar yedi. Peki bahçemizin sağlığı böyle bir havaya göre nasıl gözüküyor sizce? Mükemmel. Mükemmel. Yani bu sene Şunu da söyleyeyim. evet. Siz gelmeden yani 15-20 dakika önce Evet. enstitüden aradılar. Hangi enstitüden? İzmir enstitüden aradılar. Aha. Hiçbir hastalık yok. Bir şey Evet. atmana gerek yok dediler. Evet. Bunu Bu raporu size verdiler yani yani. bunu aynen söylediler Ki bu ve kadar zor bir yılda hayır, diyorsunuz. zaten gözle de gözüküyor bu. Evet. Şu anda gözle gözüküyor. Arkadaşlar, sizler de şahitsiniz. Bakın, kıyaslama her zaman için kendi içerisinde yapılır. Çünkü buranın toprağına göre, Yani buranın bakımına göre, belki sizler Ahmet Bey'den bu işi daha iyi biliyorsunuzdur. Ama nihayetinde hani her kıyaslama kendi içerisinde yapılır. Sizlerin de görüşünü alalım. Yani rekor gelişim ile alakalı, bu bahçede kullanılan bu kısımla alakalı. Sizce pozitif bir katkıyı sağladığı noktaları anlatır mısınız? Fikriniz alalım sizlerin de. kökenli de fark var kardeşim, de mahsulde çiçekte de fark var. Evet. Bak belli yani. Peki arkadaşlar, ben size şöyle söyleyeyim. Tabii rekor gelişim bu sizin gördüğünüz şeyler. Ben size bundan sonra görmeyeceğiniz şeyleri söyleyeyim. Bundan sonra görmeniz gerekenleri. Hasat yapıldığında rekor gelişimden hasat yaptığınız yerlerde arkadaşlar, raf ömrünü iyi takip edin. Daha zor bozulan bir çilek olduğunu, ki bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani Bunu göreceksiniz. bizim Lütfen. bizim Evet. mesleğimizde, bizim yani bu işimizde bizim istediğimiz o zaten. Evet. Bugün tarladan
mahsul toplayıp da yarın pazarda yarısını attım. Şöyle kameraya bakalım İsmail Bey. Bugün toplayıp da yarın yarısını attım, kıymeti yok. Çok güzel. Ve eşit kalibre arkadaşlar. Daha çok hani kalibre standartını göreceksiniz. Bu da yine meyvacılıkta çok önemlidir. Çilek yetiştiricide çok önemlidir. Ayrıca arkadaşlar bir de şunu göreceksiniz. Kasalarla bunu satıyorsunuz. Benim kasalara dolduruyorsunuz. Aynı kasalara doldurduğumuzda ezilme olayını. Tabii ki ezilme zaten raf ömrü dedik ya daha iyi olacak ama aynı kasaya koyduğumuzda arkadaşlar daha da ağır olduğunu da göreceksiniz. Sadece şurada gördüğünüz efendim daha fazla çiçekleme var olayından başka öte aynı zamanda aynı kasada daha ağır bastığını da göreceksiniz. Bunu da lütfen göreceksiniz. Artı yine çok önemli lezzet arkadaşlar. Tadı. Yani bunu da olabilecek en yüksek kalitede, lezzette bir ve aromada çilek yiyeceğinizden de hiç şüpheniz olmaz. Bunu da takip edeceğiz İlk yani. İlk içtiğim yıl evet. Fortuna cinsinde şimsi bir tat vardı. Evet. Özellikle şeker hastaları için ideal bir çilek. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama bu yıl biraz önce yediniz. Yedik tatlı. Ve açık çok, bir renkli olduğu halde bile. Çok güzel tadı var. Tadı var, kokusu var. Çok güzel tadı var. Yani her alınca kokuyor. Şöyle isterseniz kardeşlemeden bahsettik. Burada sayın bakalım Ali Ahmet Bey. Yani kardeşler ne konuştu? Dedi ki burada 5-6-7'lerde oluyor genelde. Öbür tarafta 3-4'lerde 5'lerde kaldı. 2-3 şu 4 şu 5. 5. Evet. Altı. Sayalım. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Bir de rastgele şuradan sayalım arkadaşlar. Öbür tarafa geçeceğiz şimdi. Yani çünkü kardeşlenme eşittir berekettir arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6. Hani 5 6 7 çıktı. Yani. Peki bir de arkadaşlar yapraklara baktığımızda herhangi bir delinme görüyor musunuz arkadaşlar bu bölgede? İsmail Bey, yok, Ali Bey. Gayet sağlıklı. Yani bakın bu da çünkü yaz geldi ve yapraklar zarar görmeye başlayacaktır ama bakın şu an bakıyoruz. Bakın lütfen. Yapraklarda bir delik var mı? Şimdi öbür tarafa geçtiğimizde yavaş yavaş onu da göreceğiz çünkü. Bu taraf, bu taraf kullanılmayan taraf. Evet. Şimdi zaten boy farkını da görüyorsunuz. Şu yaprak, bölgede. Yaprak genişleme ve rengine bakın. Yapraklarda bozulma. Hem renk farkı. Hem... Evet. Delinmeleri de yavaş yavaş görmeye başladık. Yaprak. Peki sayalım. Kardeşlerimizi sayalım. Bu kamera burada. Sayalım bakalım. 1, 2, 3. Sayın arkadaşlar. Sayın lütfen sayın. Sayın. 4 çıktı az önce. 1, 2, 3, şu 4. 4 çıktı. Arkadan sayalım, arkadan sayalım. Hep aynı yerde saymayalım. Bakalım ne çıkacak. Sayın arkadan. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şurada var. 1, 2, 3, 4. 4. Yani ortalama burada 4 kardeşleme var. Orada 6-7. 6-7 bulanı var. 5-6-7 gibi dedik. Evet. Bu anlamda %30'lardan daha fazla. Bir de evet. Şöyle ocakların içine bakarsanız, arıtların içine. Tabii ki. Verilen yerde ocaklar komple kapalı. Evet. Verilmeyen bölge açık. Evet. Daha seyrek bu bölge. Daha seyrek. Daha seyrek ve zaten yaprakların buruşturduğunu, kendisini bıraktığını yavaş yavaş görüyoruz. Yani evet. Şu an sıcakların gelmesiyle beraber bu anlamda çileklerin de belki kendini besleyebileceğini, çiçeklerin dökülmeye başlayacağını evet. Belki de göreceğiz yavaş ama bu tarafta ama diğer tarafta daha canlı olur görürüz arkadaşlar. Ahmet Bey benim sorum bu kadar. Yine buraya geldik sineklerin sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Ben yani, bakın şurada çekelim daha fazla bir evet. Bakın görüyor musunuz? Evet. Beyaz sinek. Çilek yetiştiriciliğinde tipçilerin başının belası bir konudur. Bugün bu tarlada sorun olduğunu gösterir. Bahçede sorun olduğunu gösterir arkadaşlar. Öbür tarafta var mıydı kulağınıza gelen bir sinek arkadaşlar? O yanda yok. Yok aynı tarla bakın. Tamam mı? Aynı tarla. Beyaz sinek. Buna başka ne diyorlar beyaz sineği? Çilek sineği mi diyorsunuz? Yok beyaz sinek. Beyaz sinek diyorsunuz. Yani çünkü yöresel olarak istiyor. İsimler değişiyor. Biz de beyaz sinek. Emir Alem. Değirmendere. Değirmendere köyünden. Çilek üreticilerimizden Ahmet. Aydın. Aydın beyefendi. Ondan sonra rekor gelişim müşterilerimizden. Ondan sonra. Sağ olun. İsmail Güngör. İsmail Güngör ve Ali sağ olun. Ali sağ olun. Sayın kendileri gördüler. Rekor gelişimi şimdi kullanacak mısınız arkadaşlar yani, ilk zamanda? Bu sene kullanmadık ama seneye kullanacak. Kullanmayı
düşünüyorsunuz yani. Siz de gördünüz Ali Bey'in, Ahmet Bey'in tarlasından bakıyorsunuz. Zaten evet. Bütün çiftçilerin de kullanmasını istiyorum. Evet. Yani gerçekten bir maliyeti yok. Evet. Yani maliyet olarak her maliyeti düşürüyor. Bunu. Evet. Yani verim zaten onun içinden çıkıyor bu. Çıkıyor. Fazlasıyla çıkıyor. Ya bu yıl deneme yaptık. Tamam kazandım ama seneye bütün tarlalara en son cebinize giren paradan sonra yani, daha da yanacaksınız tabii, Ahmet tabii, Bey. 4 Nisan 2015 rekor gelişim müşterilerimizden Ahmet Aydın beyefendinin bahçesindeyiz. Teşekkür ederiz.